Sayın Başkan, Uludağ yağma kanununu görüşmeye geldik. Bu bir yağma kanunu, nasıl yağmalanacağını kararlaştıracaklar, planlıyorlar. Yağma diyoruz, nereden biliyoruz? Yaptıklarından biliyoruz. Bugün Akbelen ve Muğla çevresinden çevre örgütleri meclisteydiler. Muğla'nın nasıl yağmalandığını, maden sahalarına ormanların nasıl peşkeş çekildiğini anlattılar. Akbelen'in sınırlarına, ormanın sınırına iş makinalarının dizildiğini anlattılar. Nereden biliyoruz? Yağmalanan Ege kıyılarından, kurutulan Karadeniz'in derelerinden biliyoruz yağmanın nasıl yapıldığını. Yağmanın nasıl yapıldığını nereden biliyoruz? Hasankeyf'ten, Kapadokya'dan biliyoruz. Beykoz'da, Beyoğlu'nda ve Tozkoporan'da polis zoruyla, polislerin kapıları balyozlarla kırıp girdiği gecekondu mahallelerinden biliyoruz. Yaptıkları yapacaklarının garantisidir, teminatıdır. Eğer böyle devam ederlerse daha da yağmalayacaklar. Bir seçim sürecindeyiz. İktidar bir 5 yıl daha istiyor ve bu 5 yılı isterken yaptıklarını yapacaklarına teminat gösteriyor. Peki ne yaptılar? Ne yaptılar da teminat istiyorlar? Mesela işçilere bir cehennem dayattılar. İşçi cinayetlerinde ülke dünya ikincisi, Avrupa birincisi haline geldi. İşçi kan akmaya devam ediyor. Tüneller, rezistanslar, gökdelenlerin hepsi işçi kanıyla sulanıyor. Ne yaptılar? Kuralsız, güvencesiz taşeron çalışmayı kural haline getirdiler. İşçileri yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çektiler. Sömürüyü sınırsız hale getirdiler ve işçilerin kaderini patronların iki dudağına sıkıştırdılar. Ne yaptılar? Asgari ücreti açlık sınırına getirdiler. Ve asgari ücreti genel ücret haline getirdiler. Yaklaşık çalışanların %80'i asgari ücretle çalışıyor. Bunun anlamı şu: 50-60 milyon insan açlık sınırında yaşamaya devam ediyor. Ne yaptılar? 13 tane milyarder bu ülkede servetin 44 milyon insanın servetinden fazla paraya sahip. %1'i nüfusun servetin %60'ın elinde tutuyor. Ve %10'u servetin %90'ın elinde tutuyor. Yani bu ülkenin 80 milyonu 8 milyon için çalışıyor. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yaptılar. Ne yaptılar? Ülkeyi bir uyuşturucu otobanına çevirdiler. Mafyayı ülkenin geneline yaydılar. Neredeyse bir suç havzasına çevirdiler ülkeyi. Ne yaptılar? Kayırmacılığı temel kural haline getirdiler. En yukarıdan en aşağı, bakanından rektörüne, muhtarına kadar herkesin torpille işe girdiği, sınavla hiçbir şeyin yapılamadığı bir dünya, bir ülke yarattılar. Ne yaptılar? Halkın adalet duygusunu yok ettiler. Hiç kimsenin hakkıyla bir yere gelemediği bir ülke yarattılar. Hapishaneleri bebeklerle doldurdular. Hasta tutsakları ölüme terk ettiler. Ölmeye devam ediyorlar. Kanserli çocukların annelerine ulaşmasının önüne engel oluyorlar. Ne yaptılar? Bir zorba iktidar kurdular. Polis terörüyle hakkını arayan herkesin üstüne gidiyorlar. Engelli bir bireyi benim yanımda gözaltına almaya kalktılar. Ve onu alırken beni de devirmeyi göz alarak yaptılar. Engelli olduğunu bilerek yaptılar. Ne yaptılar? İşçiler nerede hakkını arasa karşısına polisi diktiler. Ve yapmaya devam ediyorlar. Şimdi soru şu. Ülke halklarının soracağı soru şu. Yaptıklarına bakıp yapacaklarını tahmin etmek gerekiyor. Bir cehennem yarattılar. Şimdi bu cehennemin duvarlarının üstüne beton döküp kalıcı hale getirmeye çalışıyorlar. Ve biz sessiz kalırsak, biz izin verirsek bu sömürü düzeninin büyümesine, bu yağma ve çapul düzeninin büyümesine izin vereceğiz. Ne mi yaptılar? Sayıştay raporları ortada. Yolsuzluğun dibine battılar. Çamurun içine gömüldüler. Ve bizi bu çamurun içinde yaşamaya zorladılar. Bu çamurun içinde yaşamak istemiyorsak, bu yolsuzluk düzeninde, bu sömürü düzeninin devam etmesine istemiyorsak, yani ekmek kuyruklarından kurtulmak, yani insanca yaşamak istiyorsak, önce bunlara dur demeyi becermek zorundayız.
Peki nasıl dur diyeceğiz? Diyarbakır'da fırın işçileri grevde. Bir fırın işçisinin demeci sosyal medyada dalga dalga yayılıyor. Diyor ki biz yoksak siz hiçbir şeysiniz. Dünyanın düzenini kuran işçilerdir. Sürdüren işçilerdir. İşçiler yoksa patronlar hiçbir şeydir. Ben diyorum ki sizi iktidara getiren, size oy veren yoksul halklardır. Bu yoksul halklar şunu demediği sürece sizi biz iktidara getirdik. İndirmesini de biliriz. Sarayınızı da iktidarınızı yıkmasını biliriz demediği sürece bu devam edecek. Ve benim çağrım çok açık. Benim beklentim de çok açık. Zamanınız daraldı. Yıkılacaksınız, kaybedeceksiniz.